Ekranda iki proton ve iki nötron içeren helyum çekirdeğini görüyorsunuz. Çekirdekteki proton ve nötronlara nükleon denir. Evet, işte iki protonu ve iki nötronu olan çekirdeğimiz. Benzer yüklerin birbirini ittiğini bilmemize rağmen bu çekirdeğin kararlı olduğunu söylemem gerek. Şu iki proton birbirini itiyor ve buradaki itme kuvveti elektrostatik kuvvet. Bu kuvvete göre benzer yükler birbirini iter. Bu durumda bu çekirdeği kararlı halde tutan, taneciklerin bir arada kalmasını sağlayan bir başka kuvvet olması gerekiyor. Demek ki güçlü nükleer kuvvet elektrostatik kuvvetten daha etkili olmalı. Güçlü nükleer kuvvet sadece kısa mesafelerde geçerli olmasına rağmen bütün tanecikler için geçerli. Örneğin proton-proton etkileşimi, proton-nötron etkileşimi ya da nötron-nötron etkileşimi. Hepsi aynı. Bu konu hakkında daha çok detay verebilirim ama bu videonun konusu bu değil. Burada önemli olan nokta bu çekirdeğin kararlı olması. Peki neden? Eşit sayıda proton ve nötron olduğunu biliyoruz. Öncelikle atom numarası hakkında biraz düşünelim. Atom numarası Z harfi ile belirtiliyor ve bize proton sayısı hakkında bilgi veriyordu değil mi? Nötron sayısını da N ile belirtiyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bu iki sayının birbirine oranı n'in z'ye ya da nötron sayısının proton sayısına oranı, bu örneğe göre bu oran 1'e eşit. 2 nötron bölü 2 proton 1 eder. Eğer çekirdekte az sayıda proton varsa, yani z'nin 20'den küçük olduğu durumlar söz konusuysa ve n bölü z oranı 1'e eşitse bu çekirdek kararlı oluyor. Başka bir deyişle çekirdekteki kararlılığı belirleyen unsur nötron sayısının proton sayısına oranıdır. Kararlı çekirdeklerde bu oran 1'e yakın ya da 1'dir. Demek ki bu örnekte kararlı bir çekirdekten bahsediyoruz. O zaman bir de karbon 14'e bakalım. Karbon 14'ün atom numarası 6. Demek ki çekirdeğinde 6 tane proton var. Nötron sayısını bulmak için atom numarasından proton sayısını çıkartalım. 14 eksi 6 eşittir 8. 8 nötron. Nötron sayısının proton sayısına oranı nedir? 8 nötron bölü 6 protondan sonucun birden büyük olduğu belli. Yani kararsız bir çekirdekten bahsediyoruz. Karbon 14'ün çekirdeği kararsız, radyoaktiftir ve spontane bir şekilde bozulmaya uğrar. Bu şekilde de daha uygun bir nötron proton oranına sahip olmaya çalışır. Karbon 14'ün spontane bozulmasını gösteren çekirdek denklemine bir göz atalım. Denklemde sadece çekirdeğin olması gerekiyor. Örneğin tepkimenin sol tarafında karbon 14 var. Sadece çekirdekten bahsettiğimize göre 6 protondan ve 8 nötrondan bahsediyoruz. Bu tepkimenin sonucunda bir elektronun açığa çıkması gerekiyor. Nedenini bu videoda işlemeyeceğiz ama gerçekten garip bir durum. Şimdi zayıf nükleer kuvvetler tarafından kontrol edilen bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Elektronun negatif bir yükü var. Şu anda bizim için önemli olan noktada bu karbonun 6 protonu var. İşte buraya 6 yazabiliriz. Elektronun ise eksi 1 yükü var. Bu durumda karbon çekirdeği azot çekirdeğine dönüşüyor gibi. Atom numarası değişti ve 7 oldu. Yani artık 7 proton var. 14 eksi 7'den de 7 tane nötron. İşte hemen şurada kütle numarasına baktık ve protonu çıkardık. Şimdi de nötronların protonlara oranına bakalım. 7 bölü 7 eşittir 1 bu oranın 1 olması çekirdeğin kararlı olduğunu gösteriyor. Zaten karbon 14'te kararlı bir hale geçmek için bu bozulmaya uğruyor. Tepkimeyi biraz daha detaylı inceleyelim. Nükleon sayısı yani kütle numarası korunmuş. 6 proton 8 nötron olmak üzere 14 nükleon solda, 7 proton 7 nötron olmak üzere 14 nükleon da sağda var. Bir elektron tabii ki bir proton ya da nötron değil kütle numarası korunduğu için sol tarafta ve sağ tarafta 14 olmasından bahsediyoruz. Yüklerin de korunmuş olması gerekiyor. Sol tarafta 6 artı yük var. Sağda ise 1 eksi 7 artı yükümüz var. Eksi 1 ile artı 7'yi toplarsak artı 6 elde ederiz. Demek ki çekirdek tepkimelerinde nükleon sayısı ve yük korunuyor. Ama gördüğünüz gibi element de değişti. Karbondan azota dönüştü. Bu da proton sayısını değiştirdiğimiz için oldu. 6 protondan 7 protona geçtik. Transmutasyonların anlamı da bu. Bir elementi başka bir elemente çevirmek. Az proton sayısına sahip çekirdekler için ideal olan n bölü z oranının 1'e eşit olması. Daha çok sayıda protona sahip çekirdekler için durum değişiyor. Örneğin proton sayısı arttığında bu oranın alması gereken değer buçuk z'yi arttırırsak ve 20'den yukarı çıkarsak, yani proton sayısı artarsa daha fazla nötrona ihtiyacımız olur. Bunun nedeni hakkında biraz düşünelim. Buradaki çekirdek biraz daha büyük. Birbirine çok yakın duran iki tane proton olsun. Aralarında zayıf bir elektrostatik itme kuvveti ve güçlü nükleer kuvvet olduğunu biliyoruz. İkisi arasındaki çatışmayı güçlü nükleer kuvvet kazanıyor. Ama bu tabii ki kısa mesafeler için geçerli. Çünkü güçlü nükleer kuvvet sadece kısa mesafeler için geçerli. Birbirinden uzakta duran protonlardan bahsederken yine bir itme kuvveti olacak. Ama artık nükleer kuvvet olmayacak. Bu kuvvet olmadığı için de proton sayısını arttırdığımız zaman elektrostatik kuvveti de arttırmış oluruz. Bu durumda da daha fazla güçlü nükleer kuvvet elde etmek için daha fazla nötron eklememiz gerekiyor. Neden buranın daha büyük olduğunun açıklaması da bu. Proton sayısını arttırdığımız zaman kararlı bir çekirdek elde etmek için ondan daha fazla nötrona ihtiyacımız oluyor. Atom numarası 83'ü geçtiği zaman yani bizmuta ulaştığımız zaman protonlar arasındaki elektrostatik itme kuvveti o kadar güçlü bir hal alıyor ki çekirdeği kararlı hale getirmek neredeyse imkansız oluyor ve radyoaktif bozulma gerçekleşiyor. Bu da radyoaktif bozulma türlerinden yalnızca bir tanesi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.